Aşırı terliyorum, ne yapabilirim demiş. Güneydoğu Anadolu'da sıcaklar 40 derece geçecekmiş bugün dedi. Radyo söyledi, televizyon söyledi. Şimdi vatandaş ne yapıyor Güneydoğu'da? Bir sefer ben de Antalya'ya gittim de vatandaş dedi ki evde yatılmaz, damda yatalım. Çatıda. Dedim ki ya damda yatılır mı? Düşersin, hadi lavaboya gitmesin ki düşersin. Bir yerin kırılır. Yok yok, bir şey olmaz, alıştık biz dedi. Sen alıştın ya, ben alışmadım. Yok bir şey olmaz, gel dedi. Çatıda yatalım, çatı iyi, hadi bakayım. İçeri ev çok sıcak oluyor, çatıya çıktım. Çatıda yaktık ya, korkudan uyuyamadım yani. Lavaboya falan gitmeye ihtiyacı olur, düşersin bir yerin kırılır. Güneydoğu Anadolu'da zaten birçok insan çatıda yatıyor. Tabi çatıda yattığını unutuyor, gece uyuyor. Kalkıyor, lavaboya gideceğim diyor, pat, damdan düşüyor. Yani bu duruma düşmemek için ne yapmak lazım? Ada çayı. Ya. Ama hakiki ada çayı. Salvia officinalis. Çaya, suya damlatıyor, içiyorsunuz. 3-4 damla. Harareti keser gece. Hararet yükseliyor. Ateşi düşürür. Veya ada çayı kapsülü. Veya ada çayını kendisini çay gibi, ada çayı, nane, yatmadan önce ada çayı, nane, at kuyruğu otu. Bu üç bitkiyi karıştırıp çayını içersen, hararet ne kadar yüksek olursa olsun fark etmez, yatar uyursun. Evet, aşırı terlemeye döndüler bunlar. Nane, at kuyruğu, ada çayı. Salvia hakiki ada çayı olacak.